Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'ın yazdığı hatıki yayınlanmadı hatıraları var. İnşallah yayınlayacağım onları günün birinde. Çok az bir kısmına Şahbaba'da yer vermiştim. Babasıyla ilgili kısmı. Orada bir sözü var. Ayıptır diyor bu meseleleri artık gündeme getirmek. O şeyden kastediyor. Yani bize hakaret edilmesi ailemize ayıptır diyor. İmparatorluk ailemiz görevini yaptı geçti gitti. İmparatorluk da Türk'ün eseriydi. Cumhuriyet de Türk'ün eseridir diyor. Bunu diyen Sultan Vahdettin'in kızı. Artık başkalarına böyle hiçbir şey düşmez. Bu kadarını söyleyeyim çünkü yarın gazetede ben onu uzun uzun yazdım bu reklam arası meselesine. Ya ama şu kadarını söyleyeyim. Yani şimdi çok affedersin ayıptır. Osmanlı tarihini ayıptır. Nasıl yok sayıp görmezden gelmek yanlış bir davranışsa Cumhuriyeti saymamak da, Cumhuriyeti saymamak da aynı şekilde yanlıştır ve daha büyük yanlıştır. Çünkü içinde bulunduğumuz tarih. İkincisi mesela Sinan Çetin'in de bir lafı vardı. Osmanlı diyelim Türkiye isminin yerine. Yani bu evet. Osmanlı döneminde de bu topraklara Türkiye adı veriliyordu. Ve yani birdenbire Türkiye ismi çıkmadı. Ve zaten Türkiye ismi bu toprakların 1085'ten itibaren ismidir. Ve her zaman üzerinde durduğumuz gibi Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti farklı devletler gibi gözükse de aynı devlettir. Bu topraklarda 1071'den itibaren gelen Türk devleti. Arkadaşlar iki tane Türk devleti vardır. Devleti bakın temeli şudur. Doğu Türk devleti, Batı Türk devleti. Doğu'da işte Timur'u, Özbekleri, Babür'ü, Şusu, Busu, Göktürkleri. Batı'da Selçuklusu, Osmanlısı, Türkiye Cumhuriyeti. Bütün bu Fos'ta gördüğümüz 16 devlet veya Fos'ta yer almayan diğer devletler. Hepsi bu iki devletin ayrı ayrı devletler bunlar. Biri yıkılıyor, öteki kuruluyor. Biri yıkılıyor, onun yerine başkası geliyor. Yani bir devamlılık esasıdır bu. Ama temeldeki devlet iki devlettir. Doğu Türk Devleti, Batı Türk Devleti. Biz Batı Türk Devleti'nin son devletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla reklam arasıydı, şuydu buydu, ayıptı. Bir de şunu unutmayın. Mesela Osmanlı ismi alınsın demiş kalkmış adam. Ya kardeşim devletin ismi hiçbir zaman Osmanlı olmadı ki Osmanlı tabii. Devleti'nde. Yabancısı, Avrupalısı hepsinin isminde Türkiye'de bunun ismi. Türk İmparatorluğu. Lampir Türk, Türk İmparatorluğu'dur. Şeyi internetten buyurun orijinal dillerine. Sevr Anlaşması da Lozan Anlaşması da. Bakın Cumhuriyet falan yok ortada. Türkiye ile yapılan anlaşma diye yazar. Türkiye'de burası. Ha Osmanlı döneminde neydi devletin adı? Devlet-i Aliye. Yani o. Osmanlı İmparatorluğu Devleti Osmanlı değil, Devlet-i Aliye de resmi isim. Yüce Devlet. Yüce Devlet demektir, büyük devlet. Budur. Ha konuşurken Osmanlı deniyor çünkü bizde hanedana devlet, hanedanın ismini devlet adı olarak kullanmak bir gelenektir. Selçuklular diyoruz. O da bir Türk devleti. Selçuklu devleti. Kur'an çünkü. Osmanlı diyoruz, Osmanlı'dan geliyor ama Osmanlı kendisine Osmanlı demiyor. Tabii. Devlet-i Aliye diyor. Halil Hoca kitaplarını o yüzden o isimle çıkardı işte. Yani Halil İnalcı'nın kitabı niye Devlet-i Aliye? Devletin ismi. Resmi adı o. Ama bilmiyor adam. Bir de şu var. Tamam Osmanlı resmi olarak değil. Fakat son dönemde Osmanlı kelimesi kullanılmıştır. Bakın resmi adı hala Devlet-i Aliye'dir. Ama Devlet-i Aliye'nin yabancı dillere tercümesi La Türkiye, 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 Türkay, o da Türkiye'dir her zaman için. Kullanılmıştır. Yalnız Osmanlı isminin gündeme geldiği, kullanılır olduğu, gayri resmi olarak kullanılır olduğu dönemler devletin batma dönemleridir. Bu devlet en güçlü olduğu zaman da Devlet-i Aliye'dir ismi. Sonuna kadar da Devlet-i Aliye'dir. Bir anlaşmayı alırsınız. Öyle şey, Osmanlı ismini Türkiye Cumhuriyeti'nin yerine yalsın kullanırsak ya. Ne olacak? Devletin gücü mü artacak? Yani ne alakası var? Yani Osmanlı ismi o kadar kuvvet veriyorsa Osmanlı İmparatorluğu niye gitti? Yani bu yani tarih süreçten tamamen koparmıştır. Yani Osmanlı ismi Osmanlı'yı kurtardı mı? Kurtaramadı. Mesela yani, Türklüğe ve Türklere saldırmak. Yani bu... Yok hocam yani laf etmiş olmak için. Yani hayır bir de yani, yenine sonuna bakılmıyor. Bu dediğim gibi bak tekrarlıyorum. Osmanlı tarihini yok farz etmek ne kadar yanlışsa Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek nasıl yok farz etmek daha ya. Büyük yanlıştır yani. Ya Türkiye Cumhuriyeti Lozan'a göre de kanunlarıyla da her şeyle de Osmanlı'nın fiilen devamıdır. Tabii. Bundan hiç kimse gocunmasın, hiçbir şey yapmasın. Ayı falan değil ki bu açın Lozan'ı Türkiye diye geçer. Yani Osmanlı falan lafı yoktur Lozan'da. Türkiye diye geçer.
Hayır, Osmanlı'nın son dönemindeki bütün gazetelerde Türkiye diye yazıyorlar. Kendileri gazeteciler. Keşke bir de şu var. Biraz efendim bütün şimdi haritalar getirseydik, Avrupa'da çıkmış. Murat yazdı hocam. Hepsinde yani, hepsinde yani Türkiye. Avrupalı'nın gitti. Yaptığı tamam. Osmanlı falan filan değildir. Yabancı dille yazarken Türkiye der. Turkey, La Turquie. Bölgenin ismi her zaman için Anadolu'dur. Anatoli. Her zaman Anadolu'dur. Şimdi mesela bir uluslararası anlaşma alalım hele. Osmanlı döneminde yabancılarla yapılmış. Genellikle Fransa'dır onlar. Fransız anlaşmada La Turquie, Türkiye ile diye yazılır. Padişah'tan bahsederken Türk Sultanı diye veya Grand Seigneur der eski dönemde, sonra Türk Sultanı diye yazar. Osmanlıca yani Türkçe tercümesi o anlaşmanın Osmanlı'da Devlet-i Aliye'dir diye geçer. Devlet-i Aliye. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi adı Devlet-i Aliye'dir. Yüce devlet, büyük devlet demektir. Ha, bunun romanın da etkisi var bunda malum.